O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromon Mirziyoyev boshchiligida 2020 yil 30 iyul kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishi davomida 49 sonli bayonnomaga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti yosh tergovchi va surishtiruvchilar o'rtasida, ya'ni sud va Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti yosh tergovchi va surishtiruvchilar o'rtasida hamkorlik asosida o'tkaziladigan sud jarayonlari va ularda olib boriladigan tergov jarayonlarida hamkorlik asosida malaka oshirish jarayonlarini amalga oshirilyapti. Kechirishlaringizni so'rayman. Samar Shamazay Todatadinovich, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin va unga shu modda bilan 3 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilgan holda 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Ne çare koyunuzlar? Ben bunu kuruyorsam, kırım yangılarını da. Kılmışı gayrışa cevap alsın. Samanov Şanazar Polat abiye ölçüden ispatlanan tayinlenen cazada, cinayet işleri boyunca, Çıravşman Sudu'nun 2020 yıl 26. yılında hükmü bilen tayinlenen, 4 yıl ozatlıkını çekiler cazasını kurtarmadan 3 yıl, 9 ay, 13 günü Cinayet Kodeksi'ne 60 ve 61. maddelerle asasen kısmen koşulup, uzun kesin 3 yıl müddetli transport vasıtalarını başkarış hukukundan mahkum kılgıya kaldı, 5 yıl 6 ay müddetli azaltıktan mahkum kılış cezası tayinlensin. Tayinlenen asasi ve koşumca cezalar Cinayet Kodeksi'ne 61. maddesiyle asasen Allah'ta icra ettirilsin. Azaltıktan mahkum kılış cezası mansıl koloniyalarda kurtarılsın. Çıravşı tumani ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish huzuridagi tergov bo'limi jinoyat ishlari bo'yicha Chiroqchi tuman sud ushbu hamkorlik asosida biz kelgusida olib boriladigan tergov jarayonlarida xolislik va shaffoflikni ta'minlash, fuqarolarning huquq erkinliklarini yanada chuqurroq himoya qilish jarayonlariga alohida e'tibor berilishini o'rgandik va keyingi faoliyat jarayonlarimizda ushbu amaliyotni qo'llashga harakat qilinadi.